Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Nintendo Switch hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz uzun süredir Nintendo Switch videosu çekmiyorum. Ama Nintendo Switch ilk çıktığı senelerde neredeyse her gün Nintendo Switch videosu çekiyordum. Hatta Nintendo Switch'in ilk birinci senesi dolduğu zaman kameranın karşısına çıkıp böyle coşarak video yapmıştım. Çünkü 2017 yılında Nintendo Switch'in ilk çıktığı sene yani Nintendo Switch coşmuştu. Çok güzel oyunlar geliyordu konsola, işte ne bileyim Breath of the Wild'lar, Mario, Super Mario Odyssey'ler, işte 3. parti oyunlarından Skyrim, Doom vesaire, bunlar geldi. Konsol bayağı coştu, mükemmel bir hale geldi. Ve konsolu bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyordum ama 2018 yılı konsol bence gerçekten yattı abi. Çöp bir zamandı bence. Yani Nintendo tabi çok normal, bir sene mükemmel olup diğer sene yatış olabilir. Sonuçta 2019 yılı bomba gibi olacak kesinlikle. Yani 2019 yılının 3. ayındayız ama geçen günkü Direct'te çok güzel oyunlar duyurdular. Bayonetta 3, sonra Metroid gerçi çıkmayacak değil mi bu sene? Çıkmayacak Metroid. Ne bileyim işte Animal Crossing, işte Luigi's Mansion 3. Mesela bu oyunları 2019'da çıkaracaklarını sanıyorum ve bu oyunlar hakkında henüz bir video, bir açıklama gelmedi. Bunlar da gelirse gerçekten coşar. Hatta Pokemon duyuruldu. 2019 gerçekten Nintendo Switch'in senesi olacak. Bence konsol asıl bu sene coşacak arkadaşlar. Geçen sene yattı. 2017'de güzel bir giriş yaptı. Şimdi de manyak oyunlarla coşacak. Yani Mortal Kombat 11 falan geliyor. Nintendo Switch'te Mortal Kombat oynamak çok güzel olacak. Müthiş olacak bence arkadaşlar. Dediğim ama gelmeyen özelliklerinden bahsedeceğim. Bir kere abi konsolun yazılımı çok sade, çok kötü. Şuna falan bakın. Mesela yani klasörleme sistemi falan yok. Sonra YouTube'a falan girmek istiyorum. YouTube ayrı bir yazılım. Oyundan çıkmamı istiyor. İşte Netflix falan yok. Chatleşme yok. İşte o iğrenç app'i kullanıyoruz chatleşme için. Fortnite gibi oyunlarda işte kendi içerisinde voice chat özelliği var. Sesli konuşma özelliği var. Ama işte nedense Nintendo Switch'in diğer oyunlarında yok. Yani default olarak yani direkt kullanamıyoruz. Bu çok saçma bence. Güzel bir özellik değil. Umarım gelir diyeceğim ama bilmiyorum. Mesajlaşma falan yok. Sonra friend code'lar hala böyle işte rakamlarla falan arkadaşlarımızı ekliyoruz. Bu tarz eksikleri var ama bu sene gerçekten güzel oyunlar gelecek. Şimdi fiyat konusuna girmek istemiyorum. Hani abi çok pahalı bir konsol falan diyebilirsiniz ama gerçekten fiyatlar çok değişken. Ben herkese Amazon'dan konsol alın diyorum. Çünkü konsol en ucuz Amazon'da ve Amazon gerçekten garanti kapsam açısından arkanızda duruyor. Hani gümrüğü de zaten ödeme yaparken size söylüyor. Bu kadar gümrük ödeyeceksiniz diyor. Onu ödüyorsunuz, geçiyorsunuz. Hani ben bir problem yaşamadım. Oradan aldım. 2 senedir kullanıyorum. Şimdi mesela ilk senenin çıkış oyunlarına bakarsak 3. parti oynanan Doom çıktı. İşte Splatoon 2 geldi. Zelda Breath of the Wild geldi. Mario Kart 8 geldi. Mario Rabbids Kingdom Battle geldi. 3. parti oynanan Skyrim geldi. Hepsini kutulu almışım. Bu arada uzan kur da yüksek olmadığı için 180 liraya falan geliyordu Amazon'dan oyunlar. Bu kadar kutulu oyunum var zaten. Başka kutulu oyunum yok. Hani acayip patladı konsol ama geçen sene yani direkt tam tersi öldü gibi bir şey. Geçen sene Pokemon oyun çıktı. Okey. Fortnite çıktı. Paladins çıktı ama gerçekten bence güzel oyunlar çıkmadı arkadaşlar. Aynı zamanda da şöyle söyleyeyim. Indie oyunlarla ne bileyim işte market gerçekten biraz böyle dağınık bir hale geldi. eShop'un da düzelmesi lazım. Ondan sonra işte biz Güney Afrika Store'dan oyunlar alıyorduk. Onların da fiyatını yükselttiler. Hani böyle Nintendo biraz değişik politikalar yaptı 2018'de. Gerçekten sinir oldum. O yüzden çok fazla video çekmedim. Artı telif muhabbetinden dolayı çekmedim ama gerçekten Nintendo güzel bir adım attı. Artık telif atmıyor Nintendo videolarında. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama Pokemon'un nedense direct tepkilerinin de her zaman bir telif geliyor ve video direkt kaldırılıyor. Onu bilmiyorum. Zaten en son Pokemon Direct'i işte tepki videosu çekmedim. O oyunu da alacağım. Kanalda oynayacağız zaten ya da canlı yayınlarda oynayacağız. Problem yaşamayız. Böyle 2018'de bu arada benim Nintendo Switch'te en çok sevdiğim oyun Starlink'ti. Şu anda arka planda oyun oynuyorum. Starlink 3. parti oyun olmasına rağmen Nintendo Switch'e özel olarak Star Fox'a özel story modu vardı. O yüzden ben gerçekten bu oyunun Nintendo Switch versiyonunu daha çok seviyorum. Grafik olarak en kötüsü bu ama oynanış olarak da bence en güzeli bu. Özetleyecek olursak Nintendo Switch'in çıkışının üzerinden tam 2 sene geçti ama bence hala güzel bir konsol, alınabilir, hatta bu sene coşacak. Fiyat olarak da yüksek ama Amazon'dan almanızı veya ikinci el almanızı tavsiye ederim. Oyun fiyatları da yüksek ama hesabınızı çok güvendiğiniz bir arkadaşınızla ortak kullanarak oyunları ikiye bölerek alabilirsiniz. Bunu da videosunu yapmıştım. İşte böyle arkadaşlar. Sizin de bu konu hakkında yorumlarınız nelerdir? Siz bu konsolu seviyor musunuz? Sizce alınır mı? 2 sene boyunca
neler yaptı Nintendo, sizi çeken özellikler nedir, sevmeyen özellikler nelerdir, bunları yazmanızı istiyorum. Benden bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.